Değerli izleyiciler, Fındık Kabuğu'nun konuğu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ordu İl Es Sözcüsü Kemal Sarı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi iki partinin birleşmesinden meydana gelen yeni bir siyasal oluşum. Öncelikle bu hangi ihtiyaçtan doğdu, oradan başlayalım. Bildiğiniz gibi Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller birleşti. Yani Türkiye'nin solu ile Avrupa'nın yeşilini bir araya getirdi. Ve adımız Yeşiller ve Sol Gelecek oldu. Yani Türkiye yeni bir siyaset tarzına, yeni bir siyaset üslubuna böylece kavuşmuş oldu. Farkınız nedir? Diğer solla bizim farkımız şu. Özgürlükçü olmamız, doğayı korumaya yönelik, suyu korumaya yönelik, çevreyi korumaya yönelik, insan emeğine saygı, her türlü kapitalist sömürüye karşı bir oluşum. Ya perspektifiniz sosyalist zeminden beslenen bir anlayış mı yoksa çok renkli mi? Elbette ki felsefi anlamda sosyalist düşünceden besleniyoruz. Ama bunu beslenirken özgürlükçü bir yanımız var. Denetime açık. Geleneksel soldan farkımız ise, en önemli farkımız ise bizi denetleyen diğer siyasi akımlarında, diğer siyasi partilerinde bu ülke topraklarında olmaz. Yani seçim sorunu her zaman gündemde olan bir sorun olacak. Sizi diğer siyasi oluşumlardan farklılaştıran bir de hiyerarşik yapınız yok. Dikey hiyerarşik yapınız yok. Sizde başkan yok, es sözcüler var. Türkiye'de bu ilk değil gerçi. BDP'nin de buna benzer es sözcüsü değil, eş başkanları var. Eş başkanlık var. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Yani her türlü hiyerarşik ilişkiyi reddeden bir zeminde sadece bizim görevimiz partinin sözcülüğünü yapmak. Üyelerimizin parti politikalarının belirlenmesinde söz ve karar sahibi olması, bizim de o sözün ve o kararın kamuoyuna anlatma gibi bir yükümlülüğümüz var. Onun dışında partide hiyerarşik bir ilişki yok. Tamamen sözcülük ilişkisi var. Bir de partimizin olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi de kadınlarımızın %50 kotası var. Eş sözcülerimizden bir tanesinin mutlaka kadın olması parti programı ve parti tüzüğü açısından gereklidir. Yani bu konuda da diğer partilerden de farkımız budur. Bu her türlü organlara yansıyan bir durum. Ayrıca belediye başkanlığı gibidir, belediye meclis üyeliği gibi, il genel meclis üyeliği gibi veya milletvekilliği gibi olaylarda da %50 bayan kotası bizim partimize egemendir. Siz hem referandum, anayasa referandumu sürecinde hem de açılım sürecinde diğer soldan farklı bir tutum sergilediniz. Bu konuda çok yoğun eleştiri de aldınız. Yetmez ama evet diyerek açılım sürecini ya da barış sürecini koşulsuz, amasız, fakatsız destekleyerek tepki de aldınız ve solda çok derin kırılmalara da yol açtı. Aslında 12 Eylül referandumu solda bir kırılma noktasıdır. Burada 28 maddedeki anayasa değişikliğe baktığımız zaman özellikle askeri ve yargı bürokrasisini etkisiz hale getiren maddeler vardı burada. Bildiğiniz gibi yıllarca bu ülke topraklarında bizler seçtik ama seçilmişler bu ülkeyi yönetmediler. Yani ne iktidar oldular ne muktedir oldular. Yani iktidar ve muktedir her zaman bürokrasiydi, statokuydu. Yani vesayet rejiminin temsilcileriydi. İşte bu anlamda biz diğer soldan farklı bir tutum izledik. Özellikle 12 Eylül Anayasası'na yönelik, 12 Eylül Anayasası'nı değiştirmeye yönelik her türlü adımın biz bugün de yarın da arkasında olacağız. Dün arkasında olduk, yetmez ama evet dedik ve doğru bir yolu izledik. Onun mürüfetini, neden evet dediğimizin gerekçelerinde bugün birbiri almaktayız. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede yargılanan dokunulmazlığı olanlar şu anda yargılanmak
yargılanmaktalar. Yani 12 Eylül rejimiyle hesaplaşmanın bir yolu 12 Eylül referandumunun başarıyla sonuçlanmasıydı. Ayrıca bu referandumun bir özelliği var. Bugünkü Kürt sorunu çözme konusunda barış ve çözüm sürecine de eğer geçmişteki statüko onun temsilcileri etkili halde bu ülkede dursaydı bugünkü barış ve çözüm sürecine AK Parti en ufak bir adım atma konusunda elini kolunu bağlılarda attırmazlardı. Yani çözümün de barışın da başlangıcı aslında 12 Eylül referandumudur. AK Parti'nin yani barış, demokrasi kaygıları var mı ya da ne kadar? Örtüşüyor mu sizin kaygılarınızla? Şimdi elbette ki barış ve çözüm sürecine yönelik AK Parti ile AK Parti'nin yaptıkları veya önümüze koyduğu çerçeve bizi tatmin etmeyebilir. Bizimle aynı şeyi söylemeyebilirler. Ama şöyle bir gerçek var. Demin de söylediğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de ve dünyada elbette ki sosyal demokratlar, solcular barışın ve ülke topraklarındaki savaşın çözümü konusunda bir misyon üstlenmeliler. Dünyadaki örnekleri zaten var. Ama Türkiye'deki genel ekser Marksist sol kurucu iradeye bağlı bir şekilde gelişti bu Türkiye topraklarında. Yani bir türlü kurucu irade Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz bu kesimle ilişkilerini bozmadı. Ona bağlı bir şekilde büyümeye çalıştı. Yani resmi ideolojiden kendisini Türkiye sorunu koparmadı. Koparmadığı için bugün Kürt sorununa yönelik barışı ve çözümü engelleyen resmi ideolojinin alanda bir kısım sol güne debelenip durmaktadır. Ama biz işte onlardan farkımız da bir ölçüde budur. Yani elbette ki Türkiye'de şöyle bir şey de var. Sol dediğimiz zaman özgürlük geliyor, demokrasi geliyor aklımıza. Hukuk devleti geliyor. Sosyal devlet geliyor. Değil mi? Ama bugün baktığınız zaman statükonun ve vesayet rejiminin temsilcilerinin bir ayağı da sosyal demokratlar oluyor. Nasıl sol bu? Yani AKP ile AKP karşısındaki muhalefete, özellikle parlamenter muhalefete, Kürt siyasal hareketini bunun dışında tutuyorum. Baktığınız zaman tamamen Türkiye'nin demokratikleşmesini, özgürleşmesini tıkayan bir zihniyete sahip. Bunun adı sosyal demokrat veya sol olamaz. Karadeniz'e Halkın Demokratik Kongresi Partisi'nin milletvekilleriyle birlikte bir gezi düzenlenmişti. Sinop'tan, Samsun'dan geri dönmek zorunda kaldılar. Yoğun bir tepki oldu. Bu tepkiden hareketle akil insanların orduya gelişinde çok ciddi sıkıntılar yaşanacağı şeklinde bir özellikle sosyal medyada kampanyalar düzenlendi. Ama gördük ki çok etkili olmadı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, akil insanlar orduya geldi. Sevenlere ve destekleyenlere iyi bir demokrasi dersi verdi. O toplantıya ben de katıldım. Çözüm ve barış sürecine yönelik kaygıları olan, dertleri olan, karşısında duran veya destekleyen herkesin düşüncesini en açık seçik ifade ettiler. O salonda tam bir demokrasi şöleni yaşandı aslında. Ki orada aslında bir problem yaşadık biz. Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, bireylerin, temsilcileri dışında özellikle kimse cesaret edemez de oradaki siyasal yapı açısından ben ifade etmek istiyorum. Orada aslında barış karşıtı kesimler düşüncelerini ifade ettiler ama çok saygın bir şekilde. Ama en olumsuz kesim de bana göre sizin de içinde bulunduğunuz basın temsilcilerimizdi. İşi provoke eden basından bir grup arkadaşımızdı. Basın böyle görevlerde kamuoyunu aydınlatıcı işler yapmalı. Yani düşünceyi provoke eden tarzda bir girişimde bulunmamalı diye düşünüyorum. Yani gazetecilik mesleği, basın mesleği subjektiften ziyade objektif bir düşünceye sahip olmalı. Kamuoyunu aydınlatıcı bilgileri, düşünceleri kamuoyuna vermeli.
bu konuda bir taraf olmamalı. Yani sanki siyasi parti temsilcileriymiş gibi basın mensuplarının hareket etmesini doğru bulmadığını ifade etmek istiyorum. Ve de orada bir şey daha var. Akiller diye adlandırılan kesim AK Parti'nin temsilcileri değil ki. Yani AK Parti'nin böyle bir gruba ihtiyacı da yok. Bugün seçim olsa yine AK Parti, AK Parti'ni savunmak zorunda kalmayın. Yüzleri oy alıyor. Akillere ihtiyacı yok. Ama akillere, bizim akillere ihtiyacımız var. Niye? Bizim düşüncelerimizi merkezi hükümete iletmeler açısından bir fonksiyon, bir araç olarak önümüzdeler. Bizim söylediklerimizi, karşıtların söylediklerini net bir şekilde rapor haline merkezi hükümete iktidara sunuyorlar. Bu anlamda toplumun nazmının olumlu veya olumsuz tüm tepkilerinin Kürt sorunu çözümü konusunda hükümete bir rapor halinde sunmaları, bizlerin düşüncelerini Ankara'ya taşımaları çok önemlidir diye düşünüyorum. Keşke AKİL'ler köylere, ordunun tüm ilçelerinde böyle bir çalışmayı yapabilselerdi. Daha anlamlı, daha doğru olurdu. Sadece lokal anlamda merkez ilçeye ile sınırlı kalmamaları gerektiği düşünsünüzdeyim. Akillere yönelik tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi orada akillere yönelik kim ne derse desin halkın bir tepkisi yoktu. Halk zaten barış ve çözüm sürecinin arkasında. Tepki gösteren siyasetlerin de sendikalarında, demokratik kitle örgütlerinde, kendi bünyesindeki insanların çoğundan fazlası, yarısından fazlası zaten barış ve çözüm sürecine evet diyor. Ve çok lokal kaldı bu tepkiler. Sesi çıkmıyor ama. En çok sesi çıkan sizin siyasi partinin temsilcileri. Tabanına da bakınca çok fazla karşılığı olmamasına rağmen en çok siz bu süreci desteklediğinizi kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. En büyük grup AK Parti grubunun sanki böyle bir çalışması alttan alta olsa bile kamuoyu önünde yok gibi görünüyor. Evet, AK Parti'nin barış ve çözüm sürecine yönelik şu anda gözde görülür, elle tutulur bir faaliyeti yok. Ama zannediyorum bugün, dün işte basından izlediğimiz kadarıyla milletvekilleri AK Parti'nin ordu coğrafyasından dağılarak böyle bir süreci kendi partililerine, ordu kamuoyuna anlatma diye bir dertleri olduğunu da görmekteyim. Sizin de içinden geldiğiniz sendikal hareketin içinden geliyorsunuz. KESK bu konuda homojen değil, hatta kafası karışık. Şimdi KESK'in kafası aslında merkezi anlamda net. Ama oradaki KESK'e bağlı şubelerin kafaları karışık. Yani özellikle KESK'in varlığı Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük mücadelesine bağlıdır. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim, biz sendikaları kurarken 12 Eylül rejimiyle hesaplaşmak bağlamında böylesine mevziler kurduk. Yani Türkiye'nin özgürleşmesi için, Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Türkiye'nin Avrupa Birliği normlarında bir ülke olması için zaten böyle bir yola baş koyduk. Bunu önemli ölçüde de başardık. Aslında son yıllarda sendikalarda da sizin daha önceki bana yönelttiğiniz soruların başlangıcında 12 Eylül referandumunda yatıyor. Aslında sendikalar içinde bulunduğu çıkmadığın bir tanesi de o 12 Eylül referandumundaki hayırcı veya çekimsel kalan pozisyonlarıydı. Bu onları sıkıntıya düşürdü. Geldikleri nokta da bakın ne yazık ki akiller heyetinin her türlü düşünceyi davet etmesine rağmen KESK'i de davet etti. Fakat KESK'in bazı temsilcileri bizi davet etmedi diye inkar ediyorlar. Biz akil heyetine sorduk. Dedik ki siz orada KESK'i niye davet etmediniz? Dediler ki KESK Genel Başkanı 63 kişilik akil heyetin içinde. Bizim oradaki KESK'i davet etmeyişimiz ona karşı bir saygısızlıktır.
Biz o saygısızlığı asla yapmayız. Kaldı ki biz çözüm ve barış sürecine karşı olan grupları davet ederken keskin ana gövdesinin çözüme ve barışa evet dediğini de biliyoruz. Niçin davet etmeyelim ki dediler. Yani özellikle KES orada Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda Kürt sorunu olmazsa olmaz bir mihenk taşıdır. Sendikal hak ve özgürlüklerin bu ülke topraklarında kalıcı hale getirilmesinin en önemli mihenk taşı Kürt sorunun çözümüdür. Kürt sorunu ile demokrasi meselesi alt başı giden meselelerdir. Birbirinden ayrılmaz bu sorunlar. Onun için bu konuda ordu, KES şubeleri sınıfta kalmıştır. Kaldı ki davet edilmeseler bile o kapıları kırıp onlar içeri girmeliydiler. Kimse de engel olamazdı zaten. Demokrasi, barış, insan hakları kaygılarından bahsediyorsunuz. Bu süreçte sizin de ittifak yaptınız bu konuyla ilgili. AKP itaat kültüründen gelen bir zemine oturuyor. İtaat kültüründen gelen bir zeminden yeşeren siyasal oluşum ne kadar demokratik, demokrasi vaat edebilir? Şimdi olaya tersinden bakalım. Türkiye'de bugün yeni anayasayı kim istiyor? Mevcut parlamentodaki partiler açısından söylüyorum. İktidarın muhalefeti hiç ayrım yapmıyor. Kim istiyor? Sizin dediğiniz denen o ki sizin dediğiniz itaat kültüründen, muhafazakar kültürden beslenen bir siyaset Türk toplumunun önünü açıyor. Değil mi? Niye açıyor biliyor musunuz Şeref Bey? Şimdi aslında devletin iki düşmanı vardı yani yıllarca yani. Birisi soldu, birisi de muhafazakar inanç gruplarıydı. Solu zaten 12 Eylül'le birlikte betraf etti, yok etti. Ondan kendini temizledi. Solun epey bir dönem daha iki yakası bir araya gelmez bu ülke topraklarında. Öylesine bir yumruk yedi ki, yani o yumruğun altında epey daha kalır. Yetmedi. Bir de kendi kendine ötenazi yapan bir sol var. Kendi kendini döven bir sol var. Sanki düşman yok ortada. Tamam mı? Meydan bizde. Bize kalmış ve o meydanı biz ne yapıyoruz? Birbirlerimizi yumruklayarak galip gelmenin hesabını yapıyoruz. Böyle bir sol kültür, anlayış epey bir dönem daha devam eder gider. Ama burada sorun şu. İşte devletin ötekileştirdiği, dışladığı, horladığı bir kesim iktidara geldi. Onları da 28 Şubat sürecinde ezmesine rağmen aynı bize 12 Eylül'de nasıl ezdiyse 28 Şubat süreci de aslında hem yeşermek isteyen sola yöneliktir hem de o muhafazakar kanadın tepelenmesine yönelik bir harekettir. Şimdi o kesim iktidara geldi. Baktı ki o statüko geçmiş iktidarlar gibi bunları da hizaya sokmaya çalıştı. Ama beceremedi. İşte kapatmaya çalıştı. Geçici olarak kararını erteledi. İşte Cumhurbaşkanlığı konusunda muhtıralar verdi. Beceremedi. Kendi istedikleri Cumhurbaşkanı seçtiremediler. Yani yargı ve askeri bürokrasiyi halkın seçtiği bu temsilcileri etkisiz hale getirmeye çalıştı. Beceremediler. O zaman AK Parti kendi geleneksel değerlerini bırakarak Avrupa normlarına yönelik, Avrupa Birliği'ne yönelik düğmeye bastı. Ve kendisini ipe götürenleri o düğmeye basarak etkisiz hale getirdi. İşte bugün de AK Parti Orta Doğu ve dünya konjonktürünü iyi okuyarak bana göre Kürt sorununun barış içerisinde çözümü konusunda da adımlar atıyor. Yine Avrupa'da ekonomik kaos almış başını gidiyor. Ona rağmen Avrupa Birliği nomranını bizim ülkemiz topraklarında yeşertmeye çalışıyor. Biz de sol olarak siyasi iktidarın
ön yargısız, attığı demokratik adımların her zaman takipçisi olacağız. Yanında olacağız, destekleyeceğiz. Bunlar hiç AKP'nin yanında yer almakmış, şöyle yapmakmış, böyle yapmakmış gibi olumsuz eleştirilerden biz etkilenmiyoruz aslında. Kim ne derse desin, eğer bu ülkede demokrasi olacaksa, Kürt sorunu çözülecekse, barış olacaksa, bunu hayata geçirecek tek merci vardır, parlamentodur ve o parlamentodaki hükümettir ve iktidardır. Bundan talep edeceğiz. Sosyalist soldaki durum nedir? Birçok zaten vardı da, şimdi bu süreçle birlikte yeni yarılmalar, yeni kırılmalar meydana geldi. Nedir oradaki durum? Şimdi sosyalist solda da bu barış ve çözüm sürecine karşı kenarda duran, karşı duran, adam AKP'den bir şey çıkmaz diyen ÖDP gibi, Halk Evleri gibi bir takım demokratik örgütleri, bunun içerisinde sendikalar da var. Gerek Türk İş bazında, gerekse X bazında bireyler var. Bunların da son 4-5 gündür yayınladığı bir deklarasyon var. Barış sürecine, çözüm sürecine dahil olduklarını ifade ediyorlar. Bu da bizim için bir sevindiricidir. Evet, DİSK'in takındığı tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz Özlem Bey? Çok olumsuz değerlendiriyorum. Yani DİSK'in çektiği çileyi, sosyalist sol gibi DİSK'in başına gelmeyen bir şey kalmadı. 12 Eylül bizlerle birlikte onlar da yok edildi. Onlar da emek sahnesinden sildi. Sınıf sahnesinden sildi. Yani sendikal hareketi yok etti. Ona rağmen DİKS CHP'nin de etkisiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de etkisiyle barış ve çözüm sürecinin karşısında veya Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yaklaşıyorsa bu sürece, onlar da öyle yaklaşıyor ki çok bu da bizi derinden yaralıyor. Ordu tarihinde yeni bir döneme girdi. Büyükşehir statüsünde yönetilecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi büyükşehir meselesine tartışırken bazı siyaset aktörleri karşı çıktı. İşte bunların başında da bugünkü belediyeyi yöneten anlayış karşı çıktı. Şimdi karşı olmadığını söylüyor ama. Şimdi şöyle, yani başka da çaresi yok ki. Hani Mahsuni Şerif'in bir türküsü var. Onu şimdi buradan okumak gerekiyor aslında. Yapacakları bir şey yok. Yani büyümeden, gelişmekten insanlar niye korkuyor? Niye seçim kaygıları taşıyor? Yani ordunun her türlü kaynakları, devletten aldığı pay, yani birse 5 kat oluyor. Bu büyük pay, ordunun imarı konusunda, ordunun geleceğe hazırlanması konusunda bulunmaz bir nimet aslında. Şu anda zaten Ordu Belediyesi'nin borcu kıtlakta. Eğer aynı statüsüyle devam etseydik, yani geleneksel belediyecilik anlayışıyla... Ne yani, borcu sıfırlanacak mı şimdi? Sıfırlanmayacak ama diğer gelen paylarla halka sunacağı hizmetleri aralıksız devam ettirecek. Bir de şöyle de düşünelim. Bakın, yani ordu bir taraftan hava alanıydı, bir taraftan çevre yoluydı, bir taraftan dere yol denen, işte Akdeniz'e, Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya bağlanan bir orduyu düşündüğümüz zaman, üstüne üstlük bir de büyükşehir meselesini bir konsept içerisinde ele aldığımız zaman ordunun geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki ordunun planlamaya ihtiyacı var. Kırsalın da planlamaya ihtiyacı var. Bakın, yaklaşık 53 tane belde belediyemiz var. Hiçbirinde fen işleri yok. Yetmedi. Küçük ilçelerimiz var. Hiçbirinde fen işleri yok. İmar işleri yok. El yordamıyla yapılan işler bunlar. Yani bunları bir plana sokmak, bunları bir plan dahilinde toplumun önüne sunmak daha doğru değil mi? Kaldı ki büyükşehir meselesi ordu ne ilk ne son. Ta birinci ana iktidarları döneminde, Özal dönemlerinden beri
Türkiye'deki büyük şehir meselesi var. Var ama seçim kaygısıyla toplumun bu bölgedeki yaşayan insanların geleceğiyle oynanma mantığını anlamıyorum. Alsanız ne olur seçimi, kaybetseniz ne olur? Önemli olan bu ilimizde yaşayan, bu bölgede yaşayan insanlarımız değil mi? Ben bırakın Ordu'nun Büyükşehir Belediye olmasını, Giresun'la birlikte de entegre olmasını, birleşmesini istiyorum. Bu kadar ne söylüyorum yani. Modern ülkelerde, çağdaş demokrasinin egemen olduğu ülkelerde yönetimler zaten yerellerde başlar. Yani merkezin yetkilerinin az olduğu, yerellerin çok olduğu bir demokrasi anlayışı dünyada bugün egemen ve yaygın. Büyükşehir olması önümüzdeki süreçte kent meclisinin, parlamentosunun oluşmasına da neden olacak. Türkiye'nin aslında bir yeniden yapılandırmaya da ihtiyacı var. Bu bağlamda yani. Da bundan çekinmemek lazım. Bence buradaki eksik olan şuydu. Büyükşehir Belediyesi'ne belediye yasası görüşürken yasayı çıkaran aktörler Ordu Merkez İlçe'nin ismi konusunda da kamuoyuyla bir ihtişarede bulunsalardı daha anlamlı olacaktı. Yani buradan eve bu Altınordu meselesine kızıp da bir başka isim tercihleri sunmanın da hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yani 1300 yıllarında, 1350 yıllarında ilk yerleşim olarak Kabadeze bağlı bir köy, Bayramlı vesaire olsun diye böylesi isimlerin gündeme getirilmesinin de mantığını da bir türlü anlamış değilim. Yani Ordu'ya altın eklemişler hepsi oldu. Peki. Hızlı gidelim istiyorum. Evet. Ordu'nun çok temel sorunu haline gelmeye başladı ulaşım. Dar sokak ve caddelerini işgal edilen kaldırımlar, yollar, araç sayısının sürekli artması, ulaşımda alternatiflerin hiçbir şekilde gündeme gelmemesi, ta 1970'li yıllardaki ulaşım ağının korunuyor olması, raylı sistemin düşüncede bile olmaması, bugün havaalanı açılınca üniversiteyle birlikte gelişen üniversite sayısal anlamda, niteliği bilemem evet. Tabii nasıl değerlendirirsiniz, insan sirkülasyonunun daha artacağının bilinmesi, öngörülerin Ordu nüfusunun sürekli artacağının bilinmesi, ama buna yönelik ulaşımda yani bir zihinsel egzersiz anlamında bile bir perspektifin, düşüncenin, projenin ortaya konmaması Ordu'yu sıkıntıya sokuyor. Yürünmez hale geldi. Evet, çok doğru. Bunu zaman zaman belediye başkanına da aktarıyoruz. Ya bu trafiği ne yapacağız? İşinden çıkılmaz hale geldi falan. Sadece 4 yıldır düzenlediğimiz bir şey oldu. Ona gücümüz yetti. Zavallı köy minibüsçüleri, köylerden insan taşıyan minibüsleri hizaya getirmek oldu. Sanki bu getirebildiniz ordu, mi? Ordunun getiremedik de öyle diyelim. Yani kıyından köşesinden bir noktaya geldi iş. Yarım yamalak da olsa. Onlara gücü yetti belediye başkanının. Onun dışında bir şeye gücü yetmedi. Yani perspektiften uzak diyorum. Niye? Şu, eğer Ordu şehir trafiğine yönelik belediye yönetiminin bir düşüncesi olsa, halka rağmen yeni eski hizmet binasının yerine yeni belediye binası yapmaz. Yani şu gördüğünüz coğrafyadaki trafik sıkıntısı kamu kurum kuruluşlarının bu coğrafyada çok olmaz. Bu kamu kurum kuruluşlarını buradan dağıttığımız zaman süreç içerisinde çevre yoluyla birlikte Ordu trafiği rahatlayacak belli ölçülerde. Ama siz sosyal sigortalar kurumu, defterdarlık, belediyeler, valilikler, milli eğitimler, bankalar vesaire vesaire kurumlara baktığınız zaman hepsi bu mahallede, düz mahallede. Şimdi buradan bu kurumları dağıttığımız zaman ister istemez trafik sorunu çözecek. Bir de şöyle bir şey var. Biz trafik sorununu belli ölçülerde çözmek isterken belediye eskiden biliyorsunuz büyük kentlerde değnekçiler vardı. İşte vatandaş herhangi bir caddeye otomobilini park edecek. O değnekçi mafya grupları geliyordu. 5 lira ver, tamam. Vermezsen bakıyordun araba çizilmiş, bir tarafa bırakılmış. 5 lira yerine 5 milyar zarar ediyordu vatandaş.
Şimdi onun yerine, değnekçilerin yerine kurumsal değnekçiler el aldı. Ya orada nerede bir cadde varsa bizim başkanımız bunu pazar açtı. Sağ olsun. Ne kadar belediye kaynak sağlıyorlar onu da bilemiyorum ya. Yani o da şey, trafiği çözüyor derken çözmeye kalktığınız o sokaklarda, o caddelerde siz yeni yeni değnekçiler ürettiniz. Bizim de becerdiğimiz en iyi noktalardan bir tanesi odur diye düşünüyorum. Yani yönetimin diyorum. Siz aynı zamanda belediye meclis üyesisiniz. Orada bu konuyu da gündeme gelirken çok ilgimi çeken bir şey oldu. 2012 yılında Ordu'da kaldırımı işgal eden 26 araca ceza kesilmiş. Engelli rampasının önünü işgal eden de 10 araca ceza kesilmiş. Ben resmi kayıtlardan onu söyledim size. Resmi kayıtlardan. Evet. Yani belediyenin bize sunduğu, meclis üyelerine sunduğu resmi kayıtlardan onu söyledim. O zaman halkın şikayet olduğu bu trafik konusunda herhalde belediye yönetiminin şikayeti yok ki. Karşılığında caydırıcı bir önlem almamış ya. Yani. Demek ki rahat yani onlar. O kadar gülünç ki ben... O kadar gülünç yani. Herhangi bir sokağa girin... Buna verilecek yanıt da yok. Herhangi bir sokağa girin, bırakın 26'yı, en az 100 tane aracın kaldırımları işgal ettiğini tanık olursunuz. Günde 100 araca ceza kesmeniz lazım. Ama 365 tabii, günde 26 ise sorunu çözmüş demek. Tabii buradan cezayı bir amaç haline dönüştürmeyi hedefleyen bir açık sonuç gibi çıkmasın. Şüphesiz ceza tabii, bir tabii. Caydırıcıdır. Temel çözüm değildir şüphesiz elbette. Yani onu zaten tasvir etmiyoruz. Boztepe'ye çıkınca, Ordu'ya bakınca, Boztepe'den Ordu'ya bakınca ne görüyorsunuz ya da ne görülmeli? Şimdi aslında şöyle bir şey var. Ya bu teleferik meselesi, işin neresinden tutarsanız tutun, neresinden bakarsanız bakın, olumlu veya olumsuz bakın, negatif veya pozitif bakın, Ordu'nun önümüzdeki süreç direkt geleceğiyle ilgili bir alan açıldı. Çıkıyorsunuz Boztepe'ye. Yeni yeni inşaatlar başladı. Birinci ayaktaki belediyenin yaptığı sosyal tesisler yarın iktidar el değiştirirse bir o kadar da gelen yapar. Boztepe'de ben iddia ediyorum önümüzdeki süreçte bu Ordu kamuoyu duyarsız olduğu sürece orada bir tane dikili çam kalmaz. Hepsi yerle bir olur, hepsi inşaat alanına dönüşür. Zaten bunun ilk ayağı belediye kendi sosyal mekanından başladı. Belediye başlattı zaten. Çıktığınız zaman Boztepe'ye o yapılaşmanın ne kadar çirkin ve kötü olduğunu görürsünüz. Ve oradan baktığınız zaman zaten hep beton yığınını görüyorsunuz. Sahil şeridi dışında orada yeşil alan diye bir mekan da hiç görmüyorsunuz. Var efendim, haksızlık etmeyelim. Futbol sahasıyla, futbol sahası var. Futbol sahasıyla sahili görüyorsunuz. Sahil de şimdi teleferikle birlikte Atatürk Parkı o alan zaten bugün yeşil alanlıktan çıktı. Ticaret merkezleri haline dönüştü. Yarın bunun önüne kimse geçemez. Tam o noktada, o alanda belediyenin kiraya verdiği alanlar, kurumlar kendine tahsis edilen alanların dışına çıkmış, kamu alanlarını işgal etmiş. Görmüyor musunuz bunları? Görülüyor tabii. Ben görüyorum ki siz görüyorsunuz, herhalde başkan da görür yani. Görmek için direniyor şeyde, yeni binayı yine rahat göreyim teleferik ve deniz manzarayı diye. Orada ısrar ediyor. Bina, belediye binası... Yalnız binadan bahsederken şunu söyleyeyim. Ankaralı bir firma aldı yapılan ihaleyi. Yaklaşık 14 milyon TL karşılığında. Kadevesi hariç tabii. 3 milyon falan civarında da kadeve tutar. Yaklaşık 18 milyon TL'ye hesaplanıyor ama buna 5-6 milyon TL daha eklemeniz lazım. Yetmez o para. Yalnız tabii başkanın bu binanın yapması konusunda bir seçim yatırım, seçim şovu. Yani ordunun ihtiyacına yönelik bir proje değil bu. Kendi subjektif siyasal ihtiyaçları doğrultusunda bir proje bu.
Çünkü büyükşehirle birlikte özel idarenin tüm mülkü oraya, Büyükşehir Belediyesi'ne kalıyor. Yani belki önümüzdeki süreçte merkez ilçe ikiye bölünecek. Böyle bir düşünce de var. Tüm bunları bir gören noktadan diyoruz ki yani bu 20 trilyonu, milyonu yok etmeyelim diyoruz ama anlatamıyoruz. İşte anlamazlar. Çünkü onlar hep iyi biliyorlar, bilgililer. Halkı yok onların şeyinde. Burada bir şey daha var. Belki bu firma, Ankaralı bir firma, firmaya yönelik aldığım duyumlara göre belediye yönetiminin kaygıları var. Bu binayı yapabilme yeteneğine, becerisine, bilgisine, donanımına, donanımı konusunda o firmanından kaygılar taşıyorlar. Belki bu ihale iptal de edilebilir, şimdiden söyleyeyim size. Öyle mi? Bunun kaynağı nedir? Nereden biliyorsunuz? Ya da nasıl, bunu neye dayanarak yorumluyorsunuz? Yönetimden aldığım duyumlar çerçevesinde söylüyorum. Kaynak yönetim. Yani başka bir kaynak yok da elimizde. Hı hı. Diyorsunuz ki belediyenin seçim kaygısından dolayı bina yapıyor. Bu zaten seçime yetişmez galiba. Seçime Mart ayında seçim var. Şimdi şöyle. İki boyutu var. Birinci boyut şu. İşte bir binayı yapamadan işte Büyükşehir'e aday oluyorsun derler kamuoyunda. Tamam mı? Binanın oraya yapılmasını istemeyen güçler baskı yaparsa, bina yapılmazsa bu sefer mağdura oynama meselesi var. Tamam mı? Bir de yetişir. Yani Türkiye'deki inşaat teknolojisi bu süre içerisinde başkanla, başkan koridorayı kesebilir yani. Açılışı yapabilir. Yani zaman yetişir. Sizin de mensubu bulunduğunuz belediye meclisi bütün gündemlerinin %99'un denebilecek oranında imar değişiklikleri üzerine yoğunlaşıyor. Yani şimdi bürokrasi sizin önünüze imar değişikliği taleplerini getiriyor. Siz de o idarenin talebi doğrultusunda bir aracı kurum, noter gibi onay veriyorsunuz. Bunun ötesinde evet kısmen bazen çalışmalar var ama bütününe bakınca böyle bir iklim, atmosfer çıkıyor. Çok mu acımasız mı eleştiri bu? Ya kamuoyunda ve basında böyle görünüyor ama belediyedeki istisnas komisyonlarının içerisinde en iyi çalışan komisyon istisnas imar komisyonudur. Bak yani istisnas komisyonlarının geneline bir değerlendirme yaptığımızda en iyi çalışan, en verimli çalışan, en objektif çalışan, en hakkaniyet ölçülerine uyan komisyonun başında imar komisyonu gelir. İşleyiş şöyle. Bir, komisyon aylık geleneksel her meclis toplantısının bir sonraki haftasında toplanır. Eğer olağanüstü bir şey olmazsa. Toplantıya gelmeden önce toplantı gündemiyle ilgili, toplantıya gelecek dosyalarla ilgili tüm dosyalar gruplara verilir. Gruplar kendi bünyesinde o dosyalar konusunda görüşlerini netleştirir. O görüşleri komisyondaki üye arkadaşı eliyle komisyon toplantısına taşır. Komisyon toplantısında üç grubun tekrar o dosyalarla ilgili incelemeler söz konusu. Orada oy birliği mi, oy çokluğu mu konuları değerlendirir veya geri çekilme, iade etme, erteleme gibi problemler hep konuşulur, tartışılır. Netleşmiş bir şekilde de meclise gelir, meclise değerlendirir ve kararını verir. Yalnız size hani Erkan Yolaç'ın programlarına benziyor, el kaldırma programlarına benziyor. Eskiden TRT'de vardı. Şimdi ama ona rağmen bu komisyon en iyi işleyen komisyon. Bakın bizim Sosyal İşler ve Kültür Komisyonumuz var. Orada birçok etkinliklere de sosyal anlamda imza atıyor. İşte tiyatrosal, işte edebiyatsal, çocuk şenliği etkinlikleri. Aklınıza gelemeyecek, sayamayacak kadar etkinlikler yapıyorlar. Ciddi de bütçelere olan bir komisyon, şey bu. Sosyal Hizmetler Kültür Müdürlüğü. Şimdi tiyatroya da katarsak buna. Şimdi buradaki istisnas komisyonun hiç haber olmuyor.
bu çalışmalarda. Kimse o komisyonu da toplayıp bizim böyle bir planlamamız var, siz ne diyorsunuz diye sormuyor bile. Yani sizin çok eleştirdiğiniz imar komisyonu, en ciddi çalışan komisyon bana göre. Yani diğer istas komisyonları senede bir kere bile toplanmıyor. Toplanmadan ertesi yıl başkaları seçiliyor. Hayır, benim merak ettiğim... Yani şöyle bir şey... Benim bulunduğum pozisyon, şu an eleştirme anlamında söylemiyorum, açığa çıkarma niyetiyle. Hayır, yani şimdi komisyon teknik olarak bu işleri yapıyorsa... Evet. Bunun nasıl pratikte işlediğini biliyoruz. Pratikte işlediği bu. Meclise gerek yok o zaman. Meclis çünkü sadece el kaldırıp onaylıyor. Bir bu, ikincisi şu. Meclis kendi iş dinamikleriyle yeni projeler üretmiyor. Sorun bu galiba. Hayır, elbette ki. Bizim de şikayetçi olduğumuz o. Onu o konuda kapalı yönetim. Yani yönetim gündem dışı, söz hakkı bile tanımıyor. Yani yasada böyle bir işleyiş var. Yasa da böyle. Meclisin işleyiş yasası da böyle. Hatta bizim şikayetimiz neydi? Bazen zaman zaman oluyor. İşte yani geçen başkanın yetkisi il ölçeğinde Cumhurbaşkanı'nda yok. Elbette ki yok. Cumhurbaşkanının bile o kadar yetkisi yok. Hükümetten bütçeyi alıyor. Bütçeyi iktidardan talep ediyor Cumhurbaşkanı. Bizim başkanımız ise bütçeyi kendisi yapıyor. Kısmen. Kısmen değil, hepsi. Başkan rakamları yukarıdan aşağı yapar. Meclis onaylamazsa meclis pes olur. Öyle de bir şey var yani. Olumsuz bir yasa var önümüzde. Peki bu yasayı değiştirmeye yönelik... Ankara değiştirecek onu. Niye Türkiye'de yüksek, güçlü ses yok? Gerçekten çok antidemokratik yasaları çok... İşte onun için şey çok önemli. Avrupa yerel yönetimler şartı çok önemli. Önümüzdeki süreç Türkiye'de önümüzdeki süreç Avrupa yerel yönetimler şartını parlamento, hükümet imzalarsa belki şimdiki tartıştığımız birçok şey o zaman olmayacak ve daha verimli, daha üretken bir yerel yönetim anlayışı yönetenlerin elinde olacak. Evet. Son olarak da içinde bulunduğumuz iklimi, ortamı sormak isterim. Menekşe Sokak, Taşbaşı Mahallesi. Eskiden gayrimüslimlerin yaşadığı alan. Buranın bir tarihi, kültürel dokusu var. Evlerin estetik, görsel zenginliği vesaire. Şimdi böyle bir kültürü biz niye üretemedik? İkincisi, üretilen bu kültürü niye yaşatamadık? Üç, bu evlerin sahibi nerede? Aklınızda tutabiliyorsanız dört olsun. Kilise, şimdi müze yapılacak. Orduya baktığınızda en azından benim subjektif düşünceme göre kilise ölçeğinde estetik dokuya, görsel zenginliğe sahip bir tane bina üretemedik. Sorun nerede? Sorun zihniyette. Bir, özellikle bu coğrafyada 1800'lü yılların ortalarına kadarki sürece baktığımızda kent nüfusunun %70'i, ne yakın bir bölümü, diğer etnik sitelerden oluşuyorlar. Bunların başında da Rumlar ve Ermeniler geliyor. %30 civarında da bir Türk nüfus var. Kırsalda ise bunun tersiydi. Köylerimizde. Köy nüfusunun önemli bir büyük ölçüde köydeki yaşayanların o yıllarda büyük bölümü Türklerden oluşuyor. Diğer bölümü ise diğer saydığımız Rum ve Ermeni kökenli insanlardan oluşmaktaydı. Bu süreçler, bugüne kadar gelen süreçler çok acımasız olaylara sahne oldu. İnsanlar bulundukları yerlerden göç ettiler. Göçe zorlandılar. Yok edildiler. Büyük ızdıraplar çektiler. Kimliklerini unuttular.
adlarını unuttular. Aynen 12 Eylül rejiminde nasıl bir sürü arkadaş grupları tanıyorum. Çocukların adı Devrim'di, Ulaş'tı, Mahir'di, Deniz'di, Özgür'dü. Bu isimleri değiştirmek zorunda kaldılar. O zamanki bu tarif ettiğiniz bu coğrafyada, bu evlerde yaşayan insanlar da ya göç etmek zorunda kaldı, ya yok edildiler, ya da isimlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Mevcut egemen anlayışa, egemen yapıya uymak zorunda kaldılar. Ne acıdır ki bizler aslında onları, o insanları bu topraklardan yok ederken onlardan ne kaldıysa onu da yok etmek istedik. Çünkü yarın dönüp sağ olanlar bizden miras istemesinler diye. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi vakıflara yönelik, vakıf varlıklarının iadesine yönelik bir yasa çıkardı. Bu yasa etnik gruplara yönelik yasadır. İşte Rumlar vardır bunun içinde, Ermeniler vardır, diğer etnik siteler vardır. Bunların mal varlıklarını gasp etmişiz, el koymuşuz. Onların iadesine yöneliktir. Burada öyle. Burada öyle. Biz buradaki yaşayanların kilisesini önce cezaevi yaptık. Sonra yıkmaya kalktık. Yıkamadık. Allah'tan onarıldı. Orası kültür merkezine dönüştü. Onarım da başka bir garabet. Taşın üzerine sıva yapmışız üzerinde. Evet, doğrudur. Ve kapıları filan eski otantik yapısına uygun olmayan hiçbir şey yapmışız. Bunun bir örneği de şey var işte. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatro binası var. Orada bir kiliseydi. Ama orayı ne yaptık? İtfaiye merkezi yaptık biz, biliyor musunuz eskiden? Oradan bugün iyi ki tiyatro binasına dönüştü de hiç olmazsa tiyatro ve diğer etkinlikleri halkımız orada seyrediyor, izleyebiliyor. Başka bir şeye dönüştürmüş olsaydık daha acı olmaz mıydı yani? Şimdi bu coğrafyada da gerçekten eşsiz bir mimari var geçmişin. Ama önüne setler çekmişiz biz. Bu güzelim evleri, bu güzelim coğrafyayı sahil yolu hattındaki binalarla kapatmışız. Yani bir tarihi başkasına göstermeme şeyidir bu, zihniyetidir yani. Kimler yaşıyor diye bunu araştırmasına engel olan bir zihniyettir. Bildiğiniz gibi bu coğrafya birkaç kez de yakıldı. Ordu tarihine baktığınız zaman bu evler yakıldı, yerle bir edildi. Sonradan tekrar yakıldı. Tabii biz o dönemi yaşamadık. O dönemin ızdıraplarını çeken birkaç kişi var orada, az çok bilen. Ama onların da dilleri var ama o dili doğruları anlatma konusunda objektif bir ortam sağlamadıkları için o dil sürekli susuyor yani. Kalbinde gömülü kalıyor, hançeri gibi, çakılı kalıyor. Aynı zihniyet bugün Kürt varlığını da inkar ediyor, biliyor musunuz? Bakın buradaki bu kültürü, bu medeniyeti, bu şeyi, gerçekliği kabul etmeyen zihniyet bugün bu ülke topraklarında yaşayan Kürtlerin varlığını, diğer etnik grupların varlığını bile kabul etmiyorlar. Kim, herkes olabilir ama herkesin bana tabi olması gerekiyor diyen bir zihniyet bizi bu durumlara getirdi. Yani burada bu medeniyeti, bu uygarlığı ortaklaşa yaşamımızı yok ettiler. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim bu olanağı tanıdığınız için. Teşekkür ederiz değerli izleyiciler. Konuğumuz Fındık Kabuğu'nun konuğu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ordu İl Eş Sözcüsü Kemal Sarı'ydı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet.